Milli savaş çağını konuşacaksak yaklaşık 90 yıl önceye gidelim. Muhtemelen biraz garibinize gitmiştir bu. Ama bugün başlayacağımız yıl 1934 yer Kayseri. O dönemde orada bir tayyare fabrikası vardı ve 6 adet avcı tayyare ürettiler. Yani o çağın F-16'ları Kayseri'de yerli olarak üretildi. Bakın tekrar ediyorum yıl daha 1934 bu uçakların arazide test uçuşları da yapıldı. Başarılı da olduk bu uçuşlarda ama bize lazım olan bu değildi. Daha fazlasını istiyorduk. Yani uzun uçuş denemesi yapmamız gerekiyordu. Bunun için tayyarelerden biri törenle Kayseri'den havalandı. Şehrin üzerinde bir tur attı ve sonra Ankara'ya gitti. 45 dakika uçuş yaptı yaptıktan sonra Ankara'ya indi. Coşkulu bir kalabalık karşıladı çünkü Türk havacılık tarihinin o güne kadarki en büyük olayıydı bu. Yani 1934'te o dönemin F16'sını üretebiliyorduk. Bir dakika, peki o zaman neden bugün bu haldeyiz? Yani neredeyse 100 yıl önce bir savaş uçağı üretebildiysek, bir sonrakini üretebilmek için neden 100 yıl bekledik? Acaba milli savaş uçağımız Kaan'ın ilk uçuşunu yapması bu 100 yıllık hikayeden dolayı mı bizi çok duygulandırdı? Bu soruları cevaplayabilmek adına bugün hem bu 100 yıllık hikayeyi hem de milli savaş uçağımız Kaan'ın tüm özelliklerini konuşalım. Başlamadan önce de çok kısa bir hatırlatma yapmam gerekiyor. Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. is Öncelikle şu soruyu cevaplamak gerekiyor. Biz Kaan'ın uçuşunu neden bu kadar önemsedik? Aslında bu tarz olaylar özellikle batıda filan halklar için çok büyük olaylar değildir. Sadece sanayilerinin güçlü olmasıyla alakalı değil bu dediğim. Böyle meseleleri önemsemezler. Ama bizim için bu konu önemli. Çünkü biz bugün bir demir yığınının uçuşuna şahitlik etmedik. Biz bugün 100 yıllık bir arkada kalmışla ve 100 yıllık bir pranga dönemine atılan pençeye şahitlik ettik. Bunun daha iyi anlaşılabilmesi için biraz gerilere gidelim. Türk Hava Kuvvetleri aslında çok yeni bir hava gücü sayılmaz. Bizim askeri havacılığımız 1909 yılına kadar dayanıyor. Bu konuda ilk resmi yazının yazıldığı tarih Türk askeri havacılığının da kuruluşu olarak kabul ediliyor. Bundan sonrasında fikir düzeyinde devam eden bir süreç var. Sonra da belli başlı adımlar. Öyle ufak çaplı girişimlerden filan bahsetmiyoruz. Daha 1925 yılında bu ülkede Vecihi Hürkuş kendi uçağını üretti ve o uçağı uçurdu. Ama çok ilginçtir ki omuzlarda taşınması gereken adam uçuştan sonra 15 gün hapis cezası aldı. Sebep uçağının sertifikasının olmaması. Hadi diyelim ki resmi işlemlerle ilgili sıkıntılar olduğu için böyle bir talihsizlik yaşandı. Bu olabilir derdik belki ama sonrasında da bu durum telafi edilmedi. Bürokrasi sertifika vermeyerek bu projeyi bitirdi. Ama vecihi durmadı. 1930'da Kadıköy'de vecihi 14'ü üretti. Bu uçağı üretmesi sadece 3 ay sürdü ve bu uçak ilk Türk sivil uçağıydı. Aynı yıl ilk uçuşunu da yaptı ama yine bürokrasinin oynadığı oyunlarla bitirildi. Vecihi Hürkuş'u zaten kanalda ayrı bir videoda konuşmuştuk. O yüzden daha fazla detaya girmiyorum. Ki o dönem çabalayan sadece o değildi. 1926'da Kayseri'de ilk uçak fabrikamız olan Tomtaş kuruldu. İlk iki yıl bu fabrika Almanlarla ortaktı. Sonra anlaşmazlıklardan dolayı ortaklık bitti ve fabrika kapatıldı. Sonra 1931'de burada yine üretimler başladı. Ve 1939'a kadar yabancı lisansla bile olsa bu uçaklar üretildi. Yine aynı dönemde yaşayan bir efsaneyi de anmak lazım burada. Yani Nuri Demira 1936 yılında Beşiktaş'ta uçak fabrikasını kurdu. 5 yıl sonra ilk yolcu uçağını üretmeyi başardı ve bu uçaklar o dönemin en iyilerinden kabul ediliyordu. Bu proje öyle bir test uçuşuyla falan da bitmedi. Toplamda 32 bin sorti yaptı bu uçaklar ama yine o dönemin bürokrasisi türlü türlü oyunlarla Nuri Demirağ'ı aynı Vecihi Hürkuş gibi bitirdi. Hikayeyi tam bilmeyince insan aklına şöyle bir soru geliyor. 1925 yılında ilk uçağını uçuran bir ülke nasıl olur da 2024'e kadar bir milli savaş uçağını uçuramaz? İşte hikayenin tamamını bilince bunun cevabını anlıyorsunuz. Önce çalışan bütün isimleri bürokrasi vurdu ardından Marshall planı Türk sanayisini yerle bir etti. Siz üretmeyin biz verelim dediler ve bize sadece bir tarım ülkesi olma rolü biçildi. Yani sen domates üret, buğday üret. Ne işim var savaş uçağıyla? Onlar bu rolü bize dayattılar ama işin daha da kötüsü biz bu rolü resmen kucakladık. Sonuçta 1940'lardan itibaren ülkede havacılık ve savunma adına yaprak kımıldamadı. ABD filan külüstür uçakları hibe edince bunu kar zannetti dönemin vizyonsuz siyasetçileri. Ama sonra aklımız başımıza geldi. Çünkü 1974'te ciddi bir tokat yedik. Biz Kıbrıs Barış Harekatı'nı yapınca ABD Türkiye'ye çok ağır bir ambargo uyguladı ve bu ambargo bize 30 yıl önce yaptığımız hataları tekrar hatırlattı. O dönem resmen ortada kaldık. Savaş uçaklarımızın yarısını operasyonda kullandık. Diğer yarısını kenara ayırıp parçalarını operasyonel olanların bakımı için kullandık. Tabi bu da taşıma suyla değirmen döndürmek. Kısa sürede bu konuda da çaresiz kaldık. Hikayeye 100 yıl öncesinden başlama sebebim olarak size savaş uçağının bizim için neden anlamlı olduğunu göstermek olduğunu söylemiştim. Şimdi bir de buna 1970'lere ekleyin. Yani ambargolar dönemini. Yani bizim ayaklarımıza vurulan prangalar dönemini. İşte o dönem bu prangalardan kurtulmamız gerektiğini anladık ve Türkiye savunma sanayi alanında çalışacak şirketleri kurdu. O şirketler şu an başarılarını konuştuğumuz Roketsan ya da da TUSAŞ gibi şirketler. Tabi buradan şöyle bir şey çıkmasın. Bugün savunma sanayinde başarılı projeleri konuşuyorsak bu meselenin aslan payı 1970'lere ait değil. Genelde savunma sanayi alanında video yapanlar ilginç şekilde her başarıyı 70'lere, 80'lere, 90'lara dayandırmaya çalışıyor. Ama savunma sanayimizdeki başarılarda aslan payı 2000 yılından sonrasına özellikle de 2004 yılında yapılan savunma sanayi icra komitesinden sonrasına ait. Neyse işte milli savaşçamızın ilk uçuşunun neden anlamlı olduğu anlaşılmıştır muhtemelen. Şimdi de biraz yeni savaş makinemizi konuşalım. Kaan Türkiye'nin havacılıkta iddiasını en üst perdeden ortaya koyması demek oluyor. Çünkü 5. nesil bir savaş uçağı ve daha önce kayda değer bir havacılık tecrübesi olmayan bizim gibi bir ülke için cidden hızlı denebilecek bir sürede tamamlanıyor. Çünkü bu işin kavramsal tasarımı bile 2011 yılında başladı. 2 yıl sürdü bu süreç. Ardından proje günden güne ete kemiğe bürünmeye başladı. Yani esas adımlar 2013'ten itibaren atılmaya başlandı. Uçağımızın seri üretim tarihini biliyorsunuz. Hedeflenen tarih 2028. Yani sadece 15 yıl gibi kısa bir sürede seri üretim hedefliyorsunuz şu an. Kolay mı? Gerçekten çok zor. Ama başarılabilir mi derseniz evet başarılabilir. Çünkü sonuçta Türkiye bu uçağın ilk uçuşunu 10 yıl gibi kısa bir sürede yapmayı başardı. Gerisi de hızla gelecektir. Ayrıca milli savaş uçağımız için şu an 6000'den fazla mühendis çalışıyor ve bizim mühendislerimiz kafaya koydularsa yapıyorlar. Bunu bugüne kadar yaşadığımız süreçte gördük. Neyse tekrar dönelim Kaan projesine. Milli savaş uçağımız 14 metre kanat açıklığına sahip. 21 metre uzunluğu var. Dahili silah yuvasına sahip. Yani gövdesindeki silahlar dışarıda değil. Gövdenin içinde. Bu zaten 5. nesil bir savaş uçağı için olmazsa olmaz. Çünkü 5. nesil savaş uçağı demek radar görüntü demek oluyor. Bunun için de silahların gizli olması şart. Ayrıca Kaan süper seyir kabiliyetine de sahip. Süper seyir önemli çünkü ciddi bir yakıt tasarrufu sağlıyor. Yakıt tasarrufu dediğim zaman aklınıza sadece maddi meseleler gelmesin. Ne kadar az yakıt tüketirseniz menziliniz o kadar artar. Bu arada bilmeyenler için süper seyirle ilgili bir parantez açayım. Bu kabiliyete sahip uçaklar art yakıcı kullanmadan ses üstü hızlara ulaşabiliyorlar. Art yakıcı çok ciddi bir yakıt sarfiyatı demek. İşte bu yüzden süper seyir yeteneği yakıtta tasarruf anlamına Geliyor. Önemli olmasının tek sebebi de bu değil. Bu yetenek aynı zamanda termal gizlilik de sağlıyor. Milli Savaş Uçağımız Kaan azami 1,8 Mach hıza sahip olacak. Yani 40 bin feet irtifada neredeyse sesin 2 katı hız. Ayrıca 55 bin feet irtifada da görev yapabiliyor. Çift motorlu bir uçak. Hazır motor demişken bu kısmı biraz konuşmak gerekiyor. İlk etapta milli savaş uçağımızda F-110 motorları kullanılacak. Bunlar hali hazırda F-16'larımızda da kullanılan motorlar. Ama nihai hedef motoru yerleştirmek. Şu an TR motor bu iş üzerine çalışıyor ve 2028 yılında milli savaş uçağımızın yerli motorla ilk uçuşunu yapması hedefleniyor. Elbette kolay değil ama projenin gidişatına bakılırsa yetişebilecek gibi. Yani savaş uçağımızın en nihayetinde motoru da yerli olacak. Kaan'ın en önemli özelliklerinden biri insansız sistemlerle birlikte uçacak olması. Bunu ayrıca konuşmak gerekiyor çünkü bu bildiğimiz savaş doktrinini değiştirebilecek bir konsept. TUSAŞ şu an milli insansız savaş uçağımız olan Anka 3 ve yüksek hızlı hedef uçak Süper Şimşek'i de geliştiriyor. İşte KAAN bu iki sistemle birlikte havalanacak. Zaten TUSAŞ bu kombinasyonu mükemmel üçlü olarak adlandırıyor. Mesela düşman milli savaş uçağımıza bir havadan havaya füze gönderdi. KAAN pilotu hemen bir hedef uçak gönderip füzeyi yanıltacak. Aynı şekilde tehlikeli bölgelerdeki görevlere kendisi yaklaşmak yerine komuta ettiği Anka 3'lerden birini ya da bir filo gönderecek ya da hedef uçakları düşman hava savunma sistemlerini karıştırmak ya da yerlerini ortaya çıkarmak için de kullanabilecek. Yani milli savaş uçağımızda şu an yapılan şey bu çağa ait değil. Bambaşka bir boyut. Düne kadar havacılıkta yoktuk. Kendimizi kandırmaya da gerek yok. Bu alanda varlık göstereceğimizi de hiçbirimiz hayal etmiyorduk. Bugün geldiğimiz noktada dünyanın en iyi savaş uçaklarından birini ete kemiğe bürünmüş halde görebiliyoruz. Yüz yıl batıya bakmaktan tutulan boynumuz şimdi gökyüzünde kendi savaş makinemizi izlerken tutulacak. Ama arada büyük bir fark var. Bu sefer güven içinde olacağız. Allah'a emanet olun.